Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, dördüncü haftamızın ilk konusu olan rasyonel sayıların konu testini çözeceğiz. Hazırsanız geçelim beraber videomuza. Gençler, bize demiş ki ilk soruda 4 artı 2 bölü 3 eksi 6 bölü x eksi 1 bu ifadeyi tanımsız yapan x'in alabileceği farklı değerlerin çarpımı sorulmuş. Burada kaç tane kesir çizgisi var? Toplam görünen 2 tane. Demek ki bizim de 2 tane x değerimiz olabilir. Şimdi şuradaki kesri düşünüyorsunuz. Bu kesrinin tanımsız olabilmesi için paydasının 0 olması gerekiyor. Dolayısıyla x eksi 1'in 0 olması için de x'in kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 1. Daha sonrasında geçeceğiz bir diğer kesrimize. Yani şu mavi ile gösterdiğim kesre geçeceğiz. Bunun da paydası şu kısmı arkadaşlar. Bu paydanın da 0 olması şart. Eğer ki burası 0 ise bakın hemen şu cümleyi kuruyoruz. Diyoruz ki 3 sayısından şu çıkınca 0 olmalı. Demek ki 3'ten ne çıkarsa 0 olur? 3. Demek ki 6 bölü x eksi 1'in ne olması gerekiyor arkadaşlar? 3 olması gerekiyor. Peki 6'yı kaça bölersem 3 cevabını alırım? Tabii ki 2. O halde x eksi 1 bir de 2 olmalıymış. X eşittir kaç olacak? 3 arkadaşlar. Bize başka bir kesir olmadığı için tanımsız yapan x'in alabileceği farklı değerlerin çarpımı sorulmuştu. 1 ile 3'ü çarpacağız. Cevaba Edirne diyeceğiz arkadaşlar. Ve devam ediyorum. İkinci sorumla. Yukarıdaki görselde gösterilmiş olan cetvelde ok işaretiyle işaretlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Bizim bu görseldeki ok işaretinin gösterdiği yer sevgili arkadaşlar 10 ile 11 arasında, hatta 10.5'tan da biraz büyük. Doğru mu? Pekala. Şimdi şıklara baktığınız zaman rasyonel değiller, irrasyonel sayılar. Bu tarz soruların çözümlerini köklü sayılarda da göreceğiz arkadaşlar. Peki şimdi biz bu soruda ne yapmalıyız? Buna karar verelim. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlarım. Öncelikle 10 ile 11 arasındaki bir sayının karesi hangi iki sayı arasındadır, buna karar verelim. 10'un karesi 100, 11'in karesi 121. Yani benim burada aradığım sayımın karesi 10 ile 100'de 121 arasında olması gerekiyor. Şimdi şıkların da karelerini alalım. Acaba bu şıkların kareleri bu aralığa düşüyor mu, bunu bulalım. 2 kök 21 demek. 4 kere 21'dir arkadaşlarım karesi. Yani 84'tür bu aralığın dışında. Bunun karesini alırsanız 4 kere 22'den 88 gelir. Bu da olmaz. 4 çarpı 23'ten 92 gelir. Bu da olmaz. 4 çarpı 29 80 artı 36'dan 116 gelir. Yani cevabımız Denizli'ymiş. 4 çarpı 31'den de sevgili arkadaşlarım bu da 124 gelecekti. 124 de bu aralığın dışında olduğu için cevabımız Denizli seçeneği diyeceğiz. Geçtim 3. soruma. Aşağıdaki sayı doğrusunda hem 1, 2 hem 2, 3 hem de 3, 4 arası eş aralıklarla bölünmüştür. Buna göre şekilde verilen ABC sayılarından hangileri tekrar eden kısmı sıfırdan farklı olan devirli bir ondalık sayıdır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 1 ile 2 arasına bakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 eşit aralığa bölünmüş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Ben 1 ile 2 arasını 5 eşit aralığa bölüp bundan da 4 birim uzaklaştıysam 1'den, bu demek oluyor ki 1 artı, bakın 5 eşit aralığa bölünmüş, 4 uzaklaşılmış ya, 4 bölü 5'tir. Bu A arkadaşlar. Şimdi geçelim B'ye. 2 artı diyorum. Bakın burası 4 eşit aralığa bölünmüş. 1 birim ilerlenmiş. Yani 1 bölü 4 diyeceğim. Bu da B. C için de 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya bölünmüş ve 5 birim ilerlenmiş. Yani 3 artı 5 bölü 6 diyeceğiz. Şimdi zaten şunların 1'in, 2'nin ve 3'ün herhangi bir şekilde devirli sayıya bir etkisi olmadığı için sevgili arkadaşlarım, bizim 4 bölü 5, 1 bölü 4 ve 5 bölü 6'yı incelememiz gerekiyor. 4 bölü 5 demek 0,8 demek. Bunu nereden buluyoruz? 4'ü 5'e bakkal bölmesi yardımıyla bölerek. 1 bölü 4 demek zaten çeyrek, yani 0,25 demek. Yani bunun ve bunun, yani A'nın ve B'nin arkadaşlarım, herhangi bir şekilde devreden sayı belirtmesi imkansız. 5 bölü 6'ya bakacağız ki 5 bölü 6'ya biz daha önce de bakmıştık konu anlatımında. Yine bakalım. 5'e 6'ya bölmek demek bir tane sıfır atıp buraya da virgül koymak demek. 50'nin içinde 6 8 defa, 6 kere 8 48 yapacaktır. Çıkardım 2. 20'nin içinde 6 3 defa, 3 kere 6 18 çıkardım 2.
20'nin içinde 6 3 defa, 3 kere 6 18 çıkardım 2 ve gördüğünüz üzere buradaki 3'ler durmadan kendini tekrar etmeye başladı. Yani tekrar eden kısmı sıfırdan farklı olan devirli bir ondalık sayıdır diyebiliriz arkadaşlarım C sayısına. Dolayısıyla cevabımız da tabii ki Bursa seçeneği olacaktır. Geçtim dördüncü soruma. 3 bölü 7 küçüktür x, o da küçüktür. 4 bölü 7 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şıkların tamamına baktığınız zaman paydalar 14. Ben bunların da paydalarını rahatlıkla 14 yapabilirim. 2 kere 3'ten 6 bölü 2 kere 7 14 küçüktür. X dedim, bu da küçüktür. 2 kere 4 8, 2 kere 7 14 yapacaktır. 6 bölü 14 ile 8 bölü 14 aralığında 7 bölü 14 bulunur. Dolayısıyla cevabımız da Denizli'dir deriz. Geçtim 5. soruma. 5. soru için sevgili arkadaşlarım, bazı konularda işe yarar bir taktikle soruyu çözeceğiz. Dolayısıyla aklında bulunsun, TYT deneme sınavlarında falan oldukça sevilen bir soru tipidir. Kendileri dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinle. 1 bölü 30, 1 bölü 42, 1 bölü 56. Tabii ki paydalarını eşitleyerek bu soruyu çözebilirsin ama ben diyorum ki payda eşitlemene gerek yok. 1 bölü 30 demek arkadaşlarım aslında 1 bölü 5 kere 6'dır. 1 bölü 42, 1 bölü 6 kere 7'dir. 1 bölü 56 da 1 bölü 7 kere 8'dir. Şimdi yapacağım hareketi iyi dinleyin. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 artı, ya da parantezleri koymayalım. Artı 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7 artı 1 bölü 7 eksi 1 bölü 8. Bakın arkadaşlar. 1 bölü 5'ten 1 bölü 6'yı çıkarırsanız 1 bölü 5 çarpı 6 yani 1 bölü 30'u. 1 bölü 6 kere 7, 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7'dir. 1 bölü 7 kere 8 de 1 bölü 7 eksi 1 bölü 8'dir. Eğer ki şunlar ardışıksa küçük paydalı olandan büyük paydalı olanı çıkararak aha bunları elde edebilirsiniz. Şimdi ben bunların hepsini toplayacağım ya aslında şu işlemin cevabını bulacağım. Peki bak şimdi eksi 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7 artı 1 bölü 7 geriye sadece 1 bölü 5 eksi 1 bölü 8 kaldığına göre artık ben rahatlıkla paydayı eşitleyip cevaba yürürüm. 8 eksi 5 bölü 5 kere 8 de 40 yapar. 8'den 5'i çıkardım. 3 bölü 40 da benim cevabımdır. Dolayısıyla cevap Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Geçtim 6. soruma. 6. soru için şu kısmı temizliyorum. Diyor ki bana 6. soruda 0.02, 0.002, 0.0002. Şimdi güzel kardeşim bak 0.02 yazdın. 0.002, 0.0002. Bir tane daha yazalım hatta şu şekilde. Bir tane de 2 şuraya gelecek. Ben şimdi bunları toplarsam tamam mı? Bak şimdi şuraya 0.02222222 diye böyle sonsuz tane 2 olacak. Bu ne demektir aslında? 0.02'de 2 devreden demektir. Yani bizim x sayımız 0.02'de 2 devreden demekmiş. Y sayısı da aynı mantaliteyle buradaki 5 bak sıfırlarla tekabül ediyor. Buradaki 5 şuradaki sıfırla yan yana geliyor. Bu da doğal olarak 0.55555'tir arkadaşlar. Yani 0.5 devredendir. Şimdi bu ne demek? 2 bölü 90 demek. Sayının tamamı devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar sıfırdan geldi. Bu neydi hocam? Kısa yolunu göstermiştim ben sana. 5 bölü 9'du. X ile Y'yi topla demiş. Yani 2 bölü 90 ile 5 bölü 9'u topla demiş bize. Ben burayı 10 ile genişletirsem 2 artı 50 bölü 90'ı bulursunuz. Bu da 52 bölü 90'ı verir. Bir güzel bir de sadeleştirelim. 2'ye böldüm 26, 2'ye böldüm 45 yapar. 26 bölü 45 C seçeneğinde sevgili arkadaşlarım cevap olarak verilmiş bize. Doğru cevabımız C idi diyoruz ve bir sonraki sorumuza, sayfamıza geçiyoruz. 7. soru. Aşağıda en fazla n tane leblebi sığabilen 3 tane özdeş tabak ve bu tabakların leblebilere göre doluluk oranları verilmiş. Bunun doluluk oranı 1 bölü 4, bununki 1 bölü 3 ve bununki 4 bölü 5. Ve unutmayın bu tabaklar özdeş. Yani sevgili gençler o zaman ben diyeceğim ki hemen payda kısımlarına bakıyorsunuz. 4'e, 3'e ve 5'e bakıyorsunuz. 4, 3, 5'in ortak katını alacaksınız arkadaşlarım. 4, 3, 5'in ortak katı 60'tır. Ekokları 60'tır. O halde diyorum ki bu tabakların her birinin hacmi 60K olsun. Yani her birinin toplamda alabileceği leblebi miktarı 60K olsun. 1 bölü 4 demek çeyreği demek. 60'ı 4'e bölerseniz bu tabakta 15K leblebi var.
1 bölü 3'ü demek 3'te 1'i, yani 20 tanesidir. 20k tane leblebi var. Bu tabakta da 5'e böl 4 ile çarp demiş. Yani 48k tane leblebi var. Bakın 60'ı 5'e böldüm, 4 ile çarptım demek şu şekilde gider. 12 kere 4'ten 48'i bulduk. Şimdi hikayenin devamını okuyalım. Emine birinci tabaktaki leblebilerin bir kısmını üçüncü tabağa dökerek üçüncü tabağa doldurmuş. Şimdi üçüncü tabağın toplam alabileceği leblebi miktarı 60K'ydı. Şu an içerisinde ise 48K kadar leblebi var. Dolması için buna 12K kadar leblebi gerekiyor. Yani şu tabaktan bu tabağa 12K kadar leblebi dökmüş Emine. Dolayısıyla artık burada 15K değil, 3K kadar leblebi kaldı. Birinci tabakta kalan leblebileri ise ikinci tabağa dökmüştür. Yani buradaki 3K'lık leblebiyi de buraya eklemiş ve artık bu tabakta da 23K kadar leblebi vardır diyebiliriz. Buna göre son durumda ikinci tabağın doluluk oranı. İkinci tabağımız 60K kadar leblebi alabiliyorken şu an içerisinde 23K leblebi olduğuna göre K'lar gider. 23 bölü 60 bizim cevabımız olur gençler. Devam ediyorum 8. soruyla. 8. soru eski tip soruların arkadaşlarım sevdiğim soru tiplerinden. X eşittir 0.3a, 0.3b ve 0.3c'nin toplamı olduğuna göre a bölü 0.3, b bölü 0.3 ve c bölü 0.3 ifadesinin x cinsinden eşiti hangisidir diye sormuş bize. Şimdi öncelikle şu a bölü 0.3 falan ne demek? Bunları bir tartışalım arkadaşlar. Ondan önce de x'i biraz düzgün yazalım. 0.3a demek aslına bakarsanız 3 bölü 10a artı 3 bölü 10b artı 3 bölü 10c demek arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunların paydasına bakıyorsunuz. Bize sorulan şey de a bölü 3 bölü 10 artı b bölü 3 bölü 10 artı c bölü 3 bölü 10'dur. Ben bunları ters çevirip çarparsam eğer 10 bölü 3a artı 10 bölü 3b artı 10 bölü 3c yapacaktır. Şimdi x için ben bunu 3 bölü 10 parantezine alırsam a artı b artı c gelir. X için. Buraya bakıyorsun, bana neyi sormuş? 10 bölü 3 çarpı a artı b artı c'yi sormuş. Benim 3 bölü 10'dan 10 bölü 3'ü elde edebilmem için şıklara da baktığınız zaman neyle çarpmam gerekiyor diyeceğiz bunu. Tabii ki neyle çarpmamız gerekiyor arkadaşlar 3 bölü 10'u? 100 bölü 9 ile çarparsam %10 sadeleşir, 10 kalır. 3 ile 9 sadeleşir, 3 olur ve 10 bölü 3'e dönüşür. Yani ben bu x'i neyle çarpmam gerekiyormuş? 100 ile çarpıp 9'a bölmem gerekiyormuş. Yani cevabımız Edirne'ymiş sevgili gençler. 8. sorumuzu da çözdükten sonra devam ediyoruz 9. sorumuzda. Bu tarz soruları da yine bileşik kesre çevirmeden çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ki 314'ten 312'yi önce çıkaracaksınız şundan şunu. Sonra da 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkaracaksınız. Bölü diyorsunuz. Bölü. Alt kısımda da 502'den 501'i çıkaracaksınız. 502 eksi 501. 1 bölü 3'ten de 1 bölü 6'yı çıkaracağız arkadaşlar. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6 dedik. Şimdi 314'ten 312'yi çıkarırsanız 2 kalacaktır. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkardığınız takdirde de şekilde 3 eksi 2'den 1 bölü 6 gelir. Artı 1 bölü 6 dedim. Bölü 502'den 501'i çıkardınız 1. 1 bölü 3'ten 1 bölü 6'yı çıkarırsanız 1 bölü 6 kalacaktır. Şimdi üst tarafı bileşik kesre çevirin. 2 kere 6 12. 1 ekledim 13 bölü 6. 1 kere 6 6, 1 ekledim 7 bölü 6. İkisinin de payda kısmında 6'lar ortak olduğuna göre ben bunları yok ederim. Cevap karşıma çıkar. 13 bölü 7 benim cevabımdır. Tabi dilerseniz ters çevirip çarpabilirsiniz. Aynı muhabbette karşılaşırsınız. Cevap yine her halükarda 13 bölü 7 çıkacaktır gençler. Ve devam 10. sorum. Bu da benim son sorum arkadaşlarım bu testte. Yukarıdaki dörtgensel bölgelerde eş taralı bölgelerin alanlarının dörtgensel bölgenin alanına oranı A, B, C ve D rasyonel sayılarıyla gösteriliyor. Şimdi demek ki B neymiş arkadaşlar? 1, 2, 3 tanesi boyalı ama 6 tane, yani 3 bölü 6'ymış. Yani 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. A'ya bakalım. Bir tanesi boyalı, 4 tane var. 1 bölü 4'müş A dediğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boyalı var. Toplam 12 tane kare var. Bunları da kısa yoldan nasıl sayarsınız? 3 kere 4 dersiniz. 12 tane var. Yani 6 bölü 12'den 1 bölü 2'ymiş gençler yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Toplam 6 kere 6'dan 36 tane var. 9 bölü 36 ne demek? Hocam bu da 1 bölü 4 demek. Peki güzel. Şimdi yerine yazalım bakalım.
B'miz 1 bölü 2 idi. Eksi C'miz yine 1 bölü 2 idi. A 1 bölü 4'tü. Eksi D de 1 bölü 4 olacak. Buraya bakıyorsunuz, 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkarırsanız 1 bölü 4 kalır. Bir de şimdi şunları çarpacağız. Eksi 1 bölü 8. 1 bölü 4'ten 1 bölü 8'i çıkarırsanız eğer 1 bölü 8 cevabına ulaşırsınız. Cevabınız da bu şekilde Bursa seçeneği olur gençler. Evet, videomuzun ve testin sonuna geldik arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda birinci dereceden denklemleri işleyeceğiz sizle beraber. Bence ödevlerini şimdiden itibaren yapmaya başlamalısın. Yoksa imkanı yok, yetişmez. Güzel bir şekilde, azimli biçimde, stabil biçimde ve kararlı bir halde ödevlerini yapıyorsun. Kampı devam ettiriyorsun. Bu kamp bittiğinde hepimiz matematikte çok güzel yerlere geleceğiz. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.